Kim Jong-un öldü mü? İşte Kuzey Kore lideri Kim'in sağlık durumu. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un uzun bir süredir sessizliğini koruyor. Kimileri koronavirüse yakalandığını iddia ederken kimileri de öldüğünü savunuyor. Sık sık sorulan soru ise Kim Jong-un öldü mü şeklinde. Çin'de yayın yapan Hong Kong televizyonunun müdür yardımcısı Kuzey Kore lideri Kim'in öldüğünü iddia etti. Fakat bu haber henüz doğrulanmış değil. Dünyanın en yalnız ülkesini yöneten Kim, bu kez füzeleriyle değil geçirdiği kalp ameliyatıyla manşetleri süslüyor. Reuters haber ajansı Kuzey Kore medyasının Kim'in sağlık durumuyla ilgili sessizliğini koruduğunu bildiriyor. ABD Başkanı Trump ise Beyaz Saray'da gece yarısı yaptığı açıklamada Kim'in sağlığına ilişkin "Bence haberler doğru değil" dedi. "Eski belgelerin servis edildiğini duydum. Umarım Kim iyidir." Dünya Kim'in sağlık durumunun kötü olduğuna ilişkin haberi Amerikan CNN International'dan öğrenmişti. CNN televizyonuna göre adı açıklanmayan Amerikalı yetkililer Kim'le ilgili istihbaratı takip ettiklerini söyledi. Kim, 1994 dönem büyük babasının 15 Nisan'daki doğum günü kutlamalarına katılmadı. Ebedi ve kurucu lider Kim Sung için her yıl geniş çaplı kutlamalar düzenleniyor. Kim'in milli bayramı olan bugün de kutlamalara ilk kez katılmaması dikkat çekti. Kuzey Kore devlet medyası, geçen hafta yapılan bir füze denemesiyle ilgili haberinde Kim'den hiç söz etmedi. Kuzey Kore medyası bu tür denemelerde her zaman Kim'in görüntülerini yayınlıyordu. Kim en son 11 Nisan'da kamuoyu önüne çıkmış, İşçi Partisi Politbüro toplantısına başkanlık etmişti. Güney Kore'ye kaçan Kuzey Korelilerin haber sitesi Daily Enki, Kim'in bu toplantıdan sonra 12 Nisan'da ülkenin doğu kıyısında Haikang kentinde kalp ameliyatı geçirdiği ve Kumkant Dağı'ndaki villasında tedavi gördüğünü yazdı. Sitenin adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberde aşırı kilolu olan ve çok sigara içen Kim'in Ağustos ayından beri kalp rahatsızlığı yaşadığı ve Paektu Dağı'na ziyaretlerinden sonra durumun kötüleştiği öne sürüldü. Kim'in yaşam savaşı verdiği yönündeki haberler Güney Kore ve Çin kanadından gelen resmi açıklamalarla yalanlanırken açıklamalarda Kim'in kalp ameliyatı geçirdiğinin reddedilmediği dikkat çekiyordu. Seul merkezli Daily Enki ise yeni haberinde 36 yaşındaki Kim'in 12 Nisan'daki kalp ameliyatından sonra iyileşme sürecinde olduğunu yazdı. Daily Enki haberinde Kim ailesi için inşa edilen Haikang Kliniği'nde ameliyatı gerçekleştiren doktorun Almanya'da eğitim gördüğü belirtildi. Haikang kentinde geniş güvenlik önlemleri altında yaşayan doktorun Pyongyang yönetimi tarafından tahsis edilen özel koruması olduğu ifade ediliyor. Daily Enki, Kim'in ameliyat edildiği Haikang kliniğine ilişkin detaylı bilgiler de verdi. Buna göre 3 kuşak Kuzey Kore'yi yöneten Kim ailesinde daha önce kalpten ölümler gerçekleşti. Kurucu lider Kim Sung-un 1994'te kalp yetmezliğinden öldü. Başkent Pyongyang'a 120 km mesafedeki Haikang kentinde rahatsızlanan Kim Sung hastaneye yetiştirilemedi. Bunun üzerine Kim Jong-un'un babası Kim Jong aile için özel olarak bir hastane inşa edilmesi emrini verdi. Hastane Almanya ve Japonya'dan getirilen son teknolojiyle donatılmış durumda. Kim Jong-un'un Eylül 2014'te 40 gün süreyle kamuoyunun önüne çıkmamıştı. Kuzey Kore lideri darbeyle devrildiği iddiaların ardından halkın önüne bastonla çıkmıştı. Trump yönetimindeki uzmanlar ise Kim'in başına bir şey gelmesi durumda kardeşi Kim Yo Jong-un yerine geçmesine düşük bir ihtimal veriyor. 13 yılda fırlattığı füzelerle dünyayı titreten Kuzey Kore, 2020'nin ilk füzelerini ise 2 Mart'ta sabaha karşı ateşlemişti. Kuzey Kore doğusunda kıyı kesiminde yer alan Bonson kenti yakınındaki bölgelerden 2 füze birden fırlatılmıştı. Kuzey Kore'de şimdiye kadar resmi bir koronavirüs vakası açıklanmadı. Ancak Kim'in verdiği son fotoğraflarda dikkat çeken detay askerlerin maske takmasıydı.